Ve din kültürü detaylı son tekrarımız başlıyor. Senguş Evladım benim senle beraber. Bismillahirrahmanirrahim. Aynen öyle. Bismillah deyip detaylı son tekrarımızı yapacağız. Ve konu başlıkları ve özetlerini göreceğiz senle beraber. Ardından ünite ve soru dağılımlarına bakacağız. Hangi üniteden kaç soru gelir ona bakacağız evladım benim. Ve sınavda çıkar bölümleriyle sana hocam, dinden zor soru gelir mi? Hayır, kesinlikle dinde zorlama yok. Ve sana mükemmel bir özet yapacağız. Ve bütün konuları tekrar edeceğiz. Detaylı tekrar edeceğiz. Detaylı tekrar edeceğiz ve bütün konular senin için artık gerçekten çocuk oyuncağı olacak ve 10'da 10 yapacağız. Dediğim gibi sana konularımız neler? Kader inancı ünitemiz, ilk ünitemiz. Sonrasında zekat ve sadaka ünitemiz geliyor. Çok kapsamlı. Güzel söz sadakadır öğretmenim. Aynen öyle. Sadaka-i cariye falan öğreneceğiz de diğerlerini öğreneceğiz. Zekat ve sadaka ünitemizden sonra din ve hayat konumuz ünitemiz geliyor ve ardından da Hazreti Muhammed'in örnekliği, yani Peygamber Efendimiz'in örnekliğini göreceğiz ve en sonunda da Kur'an-ı Kerim ve özellikleriyle ünitelerimizi noktalandıracağız. Toplam 5 ünitemiz var ve bunlardan geçtiğimiz senelerde kaç tane soru gelmiş? Gel sen de beraber bakalım. Kader inancından normalde 1 tane veya 2 tane soru gelir. Ama geçtiğimiz sene tabii ki bizim için geçen sene çok gelmiş ama hocam. Ama bizim için ölçü değil çünkü sadece 1. dönem konuları vardı. Bak 2. dönem konuları yok. Burada biz buraya bakacağız. 2019'a bakacağız. 1 veya 2 tane kader inancı. Zekat sadakadan 3 veya 4 tane gelebilir çünkü önemli ve geniş kapsamlı ünite. Din ve hayattan bir tanesi garanti, bir tane kesin sorusu gelir. Hazreti Muhammed'in örnekliğinden 3 tane soru gelir evladım benim çünkü çok geniş kapsamlı ve önemli bir ünitemiz. Gerçekten de bize örnek olan bir ünitemiz. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim ve özelliklerinden de 2 tane soru bekliyoruz evladım benim. Yani 2019'un dağılımına çok benzer bir dağılım bekliyoruz. İnşallah hocam. 2020'deki sorular seni aldatmasın çünkü 2. dönem konuları yoktu. 10'da 10 hedefimiz, tekrar söylüyorum, 10'da 10 bütün soruları yapmak istiyoruz evladım benim. Bizim tahminimiz kader inancından 2 tane, zekat sadakadan 2 tane, din ve hayattan 2 tane, Hazreti Muhammed örnekliğinden 3 adet soru gelmesi, Kur'an-ı Kerim ve özellikleri son üniteye denk geldiği için de oradan da 1 adet soru gelmesi diyoruz. Hadi bakalım o zaman şimdi seninle beraber çalışmaya başlayacağız ama tekrar söylüyorum LGS son tekrar kampımızdaki ödevlerini günü gününe yapmayı unutma. Son ödev tablomuz var ve son ödev tablomuzda da bunlardaki... Artık bunlar son ödevlerimiz değil mi hocam? Aynen öyle ve buradaki ödevleri yaptıkça da buradaki tiklerini atmayı, buraya doldurmayı unutma evladım benim. Peki ödevlerimiz ne olacak bu dersimizi izledikten sonra? Tabii ki dersimizi izledikten sonra konuları tekrar etmiş olacaksın ve bununla alakalı soru çözmen gerekiyor. 10'da 10 zoru bankası olan arkadaşlarımız din kısmını mutlaka bitirsinler. Yani kader ve kaza inancından başlayan din kültürü kısmını tamamıyla bitirsinler. Sayfalarını da söylemek istiyorum. 98'den başlıyoruz evladım benim. Test 1'den din dersimizdeki testlerden başlıyoruz. Ve 127'ye kadar tamamlarsanız mükemmel bir din kültürü, ahlak bilgisi tekrarı yapmış olursunuz. Onun yanında 6 adımla hızlı tekrardan 6. adımı bitirmelisiniz. Yani son adımı bitirmelisiniz evladım benim. Buradaki konuları, bütün dersleri tanımanız gerekiyor. Aynı zamanda tabii ki full deneme çözmemiz gerekiyor. Geri sayım denemelerindeki bütün denemeleri 6 adet tam deneme var. Gerçekten sınavda çıkacak şekilde tam denemeyi bitirmemiz gerekiyor. Yapamadığımız soruların hepsini çözümünü internetten uygulamalarla veya site üzerinden mutlaka çözümünü izlememiz gerekiyor evladım benim. Aynı zamanda geri sayım denemelerinin yanında dörtlü LGS motivasyon denemelerimizle yapamadığımız her sorunun, bak burada zaten her sorunun hangi konudan hata yaptığını görebiliyorsun. Ve bu yaptığın hatalara bakarak hocam da, bazen hata yapınca çok moralim bozuluyor. Kesinlikle ama hatalar bizim için öğretici birer altın değerinde. Onlardaki yaptığımız hataları mutlaka buradan detaylı analizinden öğrenmemiz, hangi konuda yanlış yaptığımızı keşfetmemiz gerekiyor. Onun üzerine gideceğiz çünkü. Buradaki doz denemelerinden de hızımızı arttırmamız gerekiyor diyoruz. Hadi bakalım o zaman din kültürü ahlak bilgisi dersimizin detaylı son tekrarı başlasın evladım benim. Başlasın hocam. Hadi bakalım o zaman başlayalım. Bir kere kader inancı ünitemiz sınavda %100
iki tane veya belki de üç tane sorunun çıkacağı çok önemli bir kısım. Olduğu kadar, peki, olmadığı kadar. İşte kader ne demek? Allah'ın ölçülü yaratmasına biz kader diyoruz Tonguç'um. Kader ve kaza inancını ayrı ayrı anlamamız gerekiyor. İçeride değineceğiz. Sünnetullah dediğimiz şey evrensel yasalar, fiziksel, biyolojik ve toplumsal. Kimyasal. İki, üçe ayrılıyor Tonguç'um. Kimyasal yasa falan filan yok. Tarihsel yasa falan filan yok. Bunlar seni kandırmak için şıklarda verilen şeyler. Doğru kader anlayışını bilmemiz gerekiyor. İşte kaderim buysa ben böyleyim, yapacak bir şey yok, alın yazın. Bunların yanlış olduğunu beraber öğreneceğiz. Yanlış tevekkül anlayışının, işte Allah'a, ne demek tevekkül? Ne demek tevekkül? Bilmiyorum hocam. Allah'a güvenmek demek. Ama elinden geleni yaptıktan sonra Allah'a güvenmek demek. Sınavdan önce türbeye gideceğim hocam. Aynen. Ne alakası var evladım? Elinden geleni yap. Ondan deneme sonra. Deneme yerine türbe mi deneme mi? Külli ve cüz'i iradenin ne demek olduğunu. Yani külli iradenin Allah'ın iradesini, Allah'ın bizim üzerimizde ırkımız falan, bunları anlayacağız. Cüz'i iradenin ne demek olduğunu anlayacağız. İslam'ın emek ve rızık anlayışına bakacağız Tonguç Evren Bey'im. Çalışıp kazanmanın ne kadar değerli bir şey olduğunu ve rızığın da aslında kazandığımız şey olduğunu. Hazreti Musa'yı öğreneceğiz Tonguç Erhan Bey'im. Bir de Ayetel Kürsü'nün anlamına bakacağız Tonguç'um. Zaten her ünitemizde mutlaka ve mutlaka bir peygamberimizle alakalı kıssa ve bir de bir peygamberle alakalı kıssa ve aynı zamanda bir suremizin anlamı da var Tonguç'um. Seninle beraber başlayalım. Şimdi şunu bilmemiz gerekiyor. Kader inancı dediğimiz kavram acayip önemli. Kader inancı dediğimiz şeyde bir kere kader kavramının ölçü, ilim, irade ve kudret olduğunu bileceğiz. Aynı zamanda Allah'ın başlangıçtan sonsuza kadar her şeyin zamanını, yerini ve özelliklerini önceden bilip takdir etmesidir kader anlayışı. Peki Tonguç'um, külli irade ve cüz'i irade olmak üzere irademiz ikiye ayrılıyor. Külli irade ne demek Allah aşkına? Allah'ın her şeyi takdir etmesi. Mesela Tonguç'um, külli irade deyince bizim cinsiyetimiz, bizim ırkımız, bizim ondan saçımız. Sonra saçımızın rengi, bunların hepsi külli iradeyle kabul ediyor. Ama cüz'i irade deyince aklına gelecek senin gittiğin okul, seçtiğin arkadaşlar, işte ne bileyim yaptığın davranışlar, bunlar senin kendi iraden. Cüz'i irade senin iraden aslında. Külli irade ise Allah'ın senin üzerine takdir ettiği şeyler. Bilmemiz gerekiyor bunu. Kaza dediğimiz şey ise hükmetmek, emretmek, yaratmak, gerçekleştirmek anlamına geliyor. Ama kaza İslam dininde Allah'ın irade ve takdir ettiği şeylerin yeri zamanı gelince gerçekleşmesidir diyeceğiz. Peki Tonguç'um, hem bir de iradenin ne demek olduğunu söyleyeyim sana. İrade de istek, arzu, dilek, seçenekler arasından birini seçebilmek demek aslında, onu diyeceğiz. Peki Tonguç, evrendeki yasalara baktığımız zaman, yani sünnetullah dediğimiz şeye baktığımız zaman 3 çeşit yasa var. Birincisi fiziksel yasalar, ikinci biyolojik yasalar, üçüncüsü de toplumsal yasalar. Fiziksel yasalar deyince aklımıza ne gelecek Tonguç'um? Madde ve enerjiyle ilgili prensipler gelecek. Suyun kaynaması, yer çekimi ve benzeri fiziksel yasalara giriyor. Dünyanın dönmesi. Aynen, biyolojik yasalara baktığımız zaman canlıların yapısı, üremesi, büyümesi ile ilgili prensiplerdir. Ve toplumsal yasalara baktığımız zaman toplumsal ve adalet, düzen, göç ve insani ilişkilerle alakalı yasalarda diyebiliriz. Kimyasal yasa var mı? Var hocam. Patlarsın, kimyasal yasa yok. Kimyevi olaylarla alakalıdır. Hayır, yani din dersimizde sadece 3 çeşit yasa var, bunu unutmayalım Tonguç'um. Allah'ın sünnetullah olarak gördüğümüz. Örnek ayetlere baktığımızda güneş yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu üstün ve bilen Allah'ın kanunudur. Tonguç'un fiziksel yasalarda genellikle güneş, ay, dünya, ondan sonra kütle çekimi, ondan sonra ne bileyim fizik kanunlarıyla alakalı her şey, maddeyle alakalı her şey fiziksel yasalara giriyor. Biyolojik yasalara baktığımız zaman o insanı alaktan yarattı. İşte embriyodan yarattı. Aslında bu canlıların yaratılması, embriyo evresi, işte hayvanların çene yapısı, ne bileyim işte hayvanların birbirini avlaması falan filan, bunların hepsi biyolojik yasalara giriyor. Toplumsal yasalara baktığımız zaman her toplumun belirlenmiş bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde onu ne bir an erteleyebilir ne de bir an erteleyebilir. Araf suresi 34. ayet mesela. Burada Tonguç'um mesela göç durumları, işte miras durumu falan filan, bunların hepsi toplumsal yasaların içine girer diyoruz. Geldik insan iradesi ve kadere. Tonguç'um bir kere hemen insanların en fazla yaptığı yanlışlar hangileri Tonguç Evren Bey'im? Kara bahtım, kör talihim. Aynen. Alın yazım buymuş. Aynen. Kaderim böyleymiş, ne yapsam boş. Aynen, alın yazım ne yazık ki falan. Öyle bir anlayış yok. Diyemezsin bunu Tonguç'um. Çünkü akıl ve iraden var. Senin aklın var mı Tonguç'um? Yani. Yani var, var diyelim. İraden var mı Tonguç? Seçme gücün var mı, seçme gücün bazı şeyleri? Var. Tabii ki. Dolayısıyla sen düşünebiliyorsun. Özgürsün. Vahiy ile gerçekler bildirildi sana. Kur'an'la geldi her şey aslında. Bu yüzden yaptığın işlerden nesin Tonguç Eren Bey'im? Sorumluyum. Aynen, sorumluluk insanın en temel olayıdır. Bir kimsenin verdiği kararı
kararların sonuçlarını üstlenmesine biz sorumluluk diyoruz. Ve gerçekten de bizim için çok değerli bir şey. Özgürlük. Sen özgür müsün? Evet özgürsün. Neden? İnsan kendi isteklerine göre karar vermesi, hareket etmesine biz özgürlük diyoruz. Düşünebiliyorsun. Hakkın da var. Dolayısıyla sen sorumlusun Tomuç. Üşeniyorum öyleyse yarın. Asla bu gibi saçma sapan şeyleri söyleyemezsin diyoruz. Peki kaderle ilgili kavramlara baktığımız zaman tabii ki kaderle ilgili kavramlara baktığımız zaman Tomuç'um şunları bilmemiz gerekiyor. Burada mesela sağlık ve hastalık tamamen kaderimizle alakalı şeyler. İnsanın iradesi ve sorumluluğu üzerinde nasıl bir etkisi var bunu bilmemiz gerekiyor. Aynı zamanda başarı ve başarısızlık. Sen başarılı olabilirsin, başarısız olabilirsin. Bu senin iradene bağlı mı? Evet bağlı. Sağlıklı veya hastalıklı olabilirsin. Eğer kendine iyi bakarsan sağlıklı olursun. Eğer yanlış bakarsan hastalıklı olursun. Ama bazen de hiç beklemediğimiz yerlerden hastalık kapabiliriz. Dolayısıyla bu da bizim bazen irademizin dışına külli iradeye girebiliyor. Aynı zamanda tevekkül dediğimiz şey Allah'a güvenmek demektir biliyorsun. Rızık dediğimiz şey de Allah'ın bize emekle yaptığı, emeğimizle kazandığımız şeylerin karşılığında rızık vermesi diyoruz. Tomuç'um aynı zamanda ecel ve ömür. Ecel ne demek Allah aşkına Tomuç? Ecel ölüm. Aynen ölüm zamanı. Ömür ne demek Tomuç öğrenmiyorum? Ömür. Senin ömrün ne kadar? Bilmem ki Allah diyor. Senin ömrün 70 yıl diyelim sallıyorum. Senin yaşam sürene biz ömür diyoruz. Ecel ise tam öldüğün zamana diyoruz. Dolayısıyla deadline. Canlıların doğumlarında ölümlerine kadar geçen süre ömür. Aynı zamanda ecel de ömür süresinin sona ermesi. Kıyamet ne demek Tomuç Allah aşkına? Dünya hayatının. LGS. Hayır dünya hayatının sona ermesi. Saçmalama dangoz evladım benim. Tebrik ediyorum. Herkesin kıyameti kendi kıyametidir. Benim kıyametim LGS. Yani güzel olacak hocam yani kıyamet olacak. Evet. Ahiret güzel günler. Dangozlaşma evladım tebrik ediyorum seni. O zaman hadi bakalım. Diğer kanal. Hazreti Musa'ya geçelim. Hazreti Musa kimdir Tomuç? Hadi bakalım. Hazreti Musa Musevilerin peygamberidir. Musevi dediğimiz şey yani Yahudi dediğimiz Yahudiler dediğimiz ırkın peygamberi diyebiliriz. Kimdir? Ulul Azam peygamberlerindendir. Ulul Azam ne demek Allah aşkına Tomuç? Hemen söyler misin bana evladım? Hocam Ulul Azam çok büyük, çok değerli, çok önemli bir tebrik ediyorum. İnsan yani. Aynen. Ulul Azam demek aslında büyük peygamberlerden. 5 büyük peygamber var Kur'an'da da geçen. Kur'an'da ismi en fazla zikredilen peygamber aslında Hazreti Musa biliyor musun evladım? Aynı zamanda kardeşi Hazreti Harun'dur. Ve özelliği Firavun'a karşı tevhidi savundu. Yani Firavun'a dedi ki İsrail Firavun Allah'ın varlığına Allah'a tap dedi. Allah'a kulluk et dedi. Bırak kendini Tanrı ilan etmeyi saçmalama dedi. Ve bu şekilde Allah'ın varlığını ve birliğini Firavun'a karşı savundu. Tevrat dediğimiz kitap geldi. Mesela Hazreti İsa'ya ne gelmişti? İncil. Peki Hazreti Muhammed'e ne gelmişti? Kur'an-ı Kerim. Hazreti Musa'ya da Tevrat dediğimiz kitap geldi Allah tarafından. Mucizesine baktığımız zaman Asa'yı Musa, Musa'nın asasını atınca o büyük bir ejderhaya dönüştü ve diğer büyücülerin yaptığı yılanları yuttu Tomuç Ören Bey. Tomuç'um aynı zamanda Kelimullah ne demekti? Kelimullah. Allah ile Allah'ın kelimeleri. Aynen Allah ile konuşan. Allah ile konuşan. Adeta Hazreti Musa'nın lakabıydı aslında bu. Kızıldeniz'in ikiye ayrılması olaydı biliyor hocam, musun? Hocam çok ilginç olay. Çok acayip bir şeydi. Kızıldeniz böyle direkt ortadan ikiye ayrıldı. Tomuç sen çok saçmalamaya başladın. Birazcık o yüzden kapa çeneni demeyeyim ben. Böyle birazcık daha sessiz ve sakin bir şekilde dinle. Peki hocam. Gerçekten abarttın. O yüzden birazcık daha düzgün bir şekilde beni dinlemeni tavsiye ediyorum. Ve sonrasında seninle bütün konuları bitireceğiz. Hiç merak etme. İnşallah hocam. Ama lütfen birazcık daha güzel bir şekilde beni dinle. Yoksa asabileşmeye başlayacağım. Hocam pardon. Elimin tersindesin. Hocam hayır. Hayır tabii ki öyle bir şey yok. Asla öyle bir şey yapmam. Asla bir öğretmen bir öğrenciye, bir öğrenci bir başka arkadaşına asla hiçbir şekilde uçan tekme atmaz. Uçan tekme atamaz. Kız ama sen sinirlendiysen olabilir. Hadi bakalım o zaman sessizce beni dinle. Tamamdır. Kıssasına baktığımız zaman Firavun'un sarayında büyüdü ve çok enteresan bir hikayesi var. Normalde Firavun erkek çocuklarını öldürüyordu ve ondan sonrasında annesi bundan kaçırmak için Hazreti Musa'yı bir sandık için Nil Nehri'ne bıraktı. Ondan sonra Firavun ailesi de Hazreti Musa'yı nehirden buldu şans eseri ve Firavun'un sarayında Hazreti Musa büyüdü. Hatta son peygamberlik de bir sonra peygamberlik verdi Hazreti Musa'ya ve Firavun'u tevhide ve hakka çağırdı. Ve çeşitli mucizeler göstermesine rağmen Firavun iman etmedi. Ve İsrailoğullarını kurtararaktan Firavun'un baskısından işte Kızıldeniz'in yarılması olayı ve benzeri Hazreti Musa gerçekten Kur'an'da en fazla kıssası anlatılan peygamberdir diyoruz.
Ayetel Kürsi'ye baktığımız zaman Ayetel Kürsi'de aslında Bakara Suresi'nin 255. ayeti ve aynı zamanda Yüce Allah'ın eşsiz sıfatlarını ve gücünü anlatıyor. İçinde Kürsi sözcüğü geçiyor ve farz namazlardan sonra kılınıyor, farz namazdan sonra okunuyor diyoruz. Allah'ın özel ve en kapsamlı adı Allah tabii ki. Allah. Eyvallah. Ondan sonra ne geliyor? El Hay geliyor. Hayat sahibi. Ayet-el Kürsi'de geçen adları Allah'ın. El Kayyum, varlığı kendinden kendi kendine yeterli olan. El Ali, izzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce ve aşkın olan. El Azim, zatının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılmayacak kadar ulu olan demek aslında. Allah'ın yüce sıfatları El Hay, El Kayyum, El Ali, El Azim, bunlar da Ayet-el Kürsi'de geçen sıfatları diyoruz. Tonguç Helal Bey. Sınavda peki ne çıkacak? Sınavda ne çıkacak derken hani şu konuda sınavda ne çıkacağı bakarsak Tonguç Helal Bey'im, bir kere şunları bilmemiz gerekiyor. Bir kere gerçekten konu akış şemasına bakarsak Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır diyoruz. Hani ilk başta sana gösterdiğim şey neydi? Burada kader Allah'ın ölçülü her şeyi bir ölçüye göre yaratması. Aynı zamanda insan iradesiyle bazı şeyleri seçebilmesi. Bize bir metin verir bunu yorumlatır veya bir ayet verir bunu yorumlatır. İnsanın özgürlüğü ve sorumluluğu olduğu ile alakalı bir hikaye verir ve bize bunu yorumlatabilir. Dünya hayatının sonu ecel ve ömürle alakalı uzun zamandır soru gelmedi ama insanın çabası, emek ve rızık verilebilir. Yani çalıştı, ondan sonra bunun karşılığında bir şey aldı, bu rızıktır işte. Allah'a güvenmenin ne kadar önemli olduğu, başarı başarısızlığın, sağlık hastalığın aslında kaderle ilgili kavramlar olduğunu çok net bir şekilde bilmemiz gerekiyor. İnsan akıl ve irade sahibi olduğu için başarılı olabilir, başarısız olabilir. Eğer çalışırsa başarılı olur. Ya bunların hepsi kendi sorumluluğumuzda aslında. Ve aynı zamanda sağlık en büyük nimetlerden biridir. Onu da bilmemiz gerekiyor Tonguç Öğren Bey. Şimdi geldik o zaman diğer ünitemize. Sınavda zekat ve sadaka çıkacak. Zekat ve sadaka ünitemizde bilmemiz gereken şey aslında İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önem. Aynı zamanda zekat ve sadaka ibadetin detayları. Zekat ve sadakanın bireysel ve toplumsal faydaları. Ki zaten bu çok önemli. Bir de infak dediğimiz şey aslında vermek. Zekat sadakanın genel haline infak diyoruz biz aslında. Hazreti Şuayb'ın çağrısına bakacağız. Ölçü ve tartı, adalet ve tevhid çağrısı vardı. Ve aynı zamanda Maun suresine, yani Maun suresindeki iki insan tasvirine çok dikkat edeceğiz. Ve aynı zamanda dinin temel gayede, dinin inanç ve üçüncü ünitemizde de aslında dinin inanç ve ibadet ve ahlak ve sosyal hayata dair esasları ve dinin temel gayelerine bakacağız. Can, mal, din, akıl ve neslin korunması gibi temel gayeleri de var dinin. Ve bunların hepsine bakacağız seninle beraber. Ama şunu unutmayalım. Bazı anahtar kelimeleri bilmemiz gerekiyor. Muhtacın ihtiyaç sahibi olun. Takvanın Allah'tan uzaklaştıran her şeyden korunmak ve günahtan kaçınmak olduğunu. Ondan sonra özverinin fedakarlık olduğunu, sadakayı cariyenin kesintisiz sadaka olduğunu ve benzeri bunlara beraber bakacağız diyoruz. Peki geldik. Sadaka dediğimiz şey aslında fitre veya sadakayı cariye olmak üzere iki çeşit olabiliyor. Fitre dediğimiz şey Ramazan ayında bayramdan önce verilmesi gereken bir sadaka türü. Sadakayı fıtır sadakası olarak da bilinir bu. Sadakayı cariye ise aslında kesintisiz iyilik demek. Mesela sen bir cami yaptığın zaman, bir kütüphane yaptığın zaman kesintisiz bir şekilde amel defterini sevap yazdırıyorsun. Çünkü o sürekli bir şekilde kullanılıyor diğer insanlar tarafından. Zekat dediğimiz zaman zekatta bazı şeyleri bilmemiz gerekiyor. Zekatın kavramlarında nisap miktarı denilen bir şey var. Tabii İslam dini ne yapıyor? Paylaşma ve yardımlaşmaya önem veriyor ve bu da zekat ve sadaka da bunlar için çok önemli aslında anahtarlar. İnfak dediğimiz, yani vermek dediğimiz şeyin en temel şeyi zekat ve sadaka aslında. Şimdi zekatın kavramlarına baktığımız zaman aslında şunu bilmemiz gerekiyor. Nisap miktarı denilen bir miktar var. İşte dinen zenginliğin ölçüsü. İnfak vermek demek aslında. Aynı zamanda öşür dediğimiz aslında bir eskiden verilen bir
şey vardı, bir vergi vardı. Aslında bu aslında zekat şeklinde geliyor bizim malımızdaki hakkı. Kimler verir dediğim zaman zengin olması gerekiyor. Tabii dinen zenginlik sıfatında olması gerekiyor. Aynı zamanda akıllı olması gerekiyor. Aklının başında olması, hür olması gerekiyor, özgür olması gerekiyor. Ergen Müslümanlar, yani belli bir dönemi atlatmış Müslümanlar verebiliyor. Kimlere verir dersek, yoksullara, düşkünlere, borçlulara, yolda kalmış yolculara, özgürlüğünü yitirmiş olanlara, kalbi İslam'ı ısındırılmak istenenlere, Tunguç evladım benim. Aynı zamanda Allah yolunda çalışanlara ve zekat memurlarına zekat verilebilir. Bu da zekatın kimlere ve Allah zaten ayette bunu net bir şekilde söylemiştir diyor. Tevbe suresi 60. ayette mesela. Fakirler, düşkünler esaretten kurtulacaklar. Yani köleler, borçlu düşenler, Allah yolunda cihada koyulanlar, ilim tahsil edenler, yolda kalmış olanlar, zekat toplamakta görevlendiren memurlar ve kalpleri İslam'ı ısındırmak isteyen kimselere verilebilir diyerekten Allah bunu diyor. Peki kimseye, kimlere verilmez? Anne babaya, büyük anneye, büyük babaya, oğula, oğlun çocuklarına, kız kızı çocuklarına, bunlardan doğan çocuklara, Müslüman olmayanlara, karı koca birbirlerine zekat vermez, bunları da bilir. Nereden verilire bakarsak, büyükbaş hayvandan 1/30, küçükbaş hayvandan 1/40, para altından 1/40 ve topraktan da 1/10 oranında verilir diyoruz. Faydalarına baktığımız zaman tabii ki şükür sağlıyor bize. Yani şükretmemizi sağlıyor. Allah'a şükrediyoruz aslında zekat vermekte. Paylaşma olayını arttırıyor. İnsanların birbirleriyle kendi şeylerini, varlıklarını paylaşması çok önemli bir olay. Sorumluluk duygusunu güçlendiriyor. Aynı zamanda yardımlaşmayı arttırıyor. Birlik ve beraberliği arttırıyor. Toplumsal adaleti, dengesizliği ortadan kaldırıyor. Zenginle fakir arasındaki mesafeyi kaldırıyor diyoruz. Cömertlik, yardımlaşma, paylaşma bizim için çok önemli şeyler. Cimrilik, bencillik ve açgözlülük ve kıskançlıktan biz uzak durmamız gerekiyor diyoruz. Peki Hazreti Şuayb'a bakarsak, Hazreti Şuayb ise gerçekten önemli peygamberlerden bir tanesi. Bir kere Hatemül Enbiya olarak biliniyor. Hatemül Enbiya, Hatibül Enbiya, özür dilerim. Peygamberlerin hatibi şeklinde biliniyor. Medyen halkına gönderildi. Medyen ve Eyke halkına gönderildi. Bir kere etkili konuştuğu için kendisine Hatibül Enbiya denildi. Ve aynı zamanda özelliği ikna edici, aynı zamanda yumuşak huylu olması da en önemli özelliklerinden bir tanesiydi. Öğütlerine baktığı zaman hile yapmayın tartıda ölçüde. Şirk koşmayın, Allah'a ortak koşmayın diyor. Allah'ın yanında başka birisi var demeyin, başka bir tanrı var demeyin. Haksızlık ve bozgunculuk yapmayın diyor. Refah içindeki Medyen ve Eyke halkına, Medyen'i de yazmayı unutmuşuz bak, neyle bitecek? Eyke halkının putlardan uzak tutmaya çalıştı ama kavmi helak oldu diyoruz. Çünkü onunla alay ettiler. Uzun yıllar doğruya çağırdı ama yapamadılar. Sonuç vermeyince şiddetli bir depremle Medyen out oldu. Yani helak oldu. Sonrasında da yine Eyke halkı da ölçü ve tartıda hile yapıyordu. Putlara tapıyorlardı. Uyarlar sonuç vermedi. Ardından 7 gün boyunca aşırı sıcaktan bunaldılar. Ve 8. gün siyah bir bulutun altında serinlemek isterken üzerlerine yıldırım yağarak helak oldu şeklinde bir kıssası da var diyoruz. Peki Maun suresine baktığımız zaman Maun suresi de aslında Mekke döneminde indirildi ve 7 ayetten oluşmakta. Maun suresi de işte Erayetellezi yükezübü bittiğin, Fezalikellezi yediul yetim şeklinde başlayan ve devam eden suremiz. Ama anlamı çok önemli. Dini yalan sayanı gördün mü? İşte odur yetimi itip kakan ve odur yoksulu doyurmaya yanaşmayan. Ve vay o namaz kılanların haline ki onlar kıldıkları namazda gafildirler. Onlar gösteriş için ibadet yaparlar ve yardımı engellerler diyor. Yani iki tip insan tasviri var. Allah'ın nimetlerini ve ahireti inkar eden insan, bir de riyakar insan. Bu inkarcı insan riyakar da gösterişi seven. Yani sadece hani namaz kılıyorlar ama diyor, gösteriş için ibadet ederler diyor orada. Yardımı da engellerler diyor. Dolayısıyla anlamı da yardım ve zekatın ne kadar önemli olduğu. Orada zaten ne diyor? Bak, yardımı engellemeyin diyor. Yoksulluğu doyurun diyor aslında. Bunlara gönderme yaparaktan diyoruz Maun suresine.
Evet, Maun suresine verilen bazı mesajlara baktığında ahirete inanıyorsan yetime ve yoksula iyi davran. Bu birinci mesaj. Sadece kendini düşünme, yardım, ikinci mesaj. Üçüncü mesaj ya yardımlaş. İbadetlerde riya, yani gösteriş yapma, riya kelimesini çok iyi bilelim, sınavda çıkabilir. Çünkü Arapça bir kelime ya, genellikle din hocaları bunları çok seviyor. Allah rızasını esas, bu da beşinci mesajımız diyoruz. Ve şimdi de artık neye geldik? Din, birey ve topluma geldik. Şimdi din ilahi kurallar bütünü aslında. Birey, fert, birey aslında fert aynı zamanda kişi demek. Peki toplum, insan topluluğu veya cemiyet demek. Bunların hepsi din, toplum ve birey üçlü bir şekilde birbirleriyle inanılmaz ilişkide. Dinle birey çok ilişkili. Dinle toplum çok ilişkili. Bireyle toplum zaten ilişkide. Bunlar beraber yaşıyorlar. Dolayısıyla bu üçü de birbirlerine sarmal bir şekilde bağlı yapılar. Peki dinin ana konularına baktığımız zaman bir kere din ne demek? Hüküm, hesap, yol, kanun gibi kelime anlamına geliyor. İman ne demek? Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, kitaplarına inanmak demek aslında. Aile toplumun en küçük temel yapı taşı ve şurada şunu bilmemiz gerekiyor. Bir kere din akıl sahibi bireyleri kendi özgür iradeleri iyiye ve doğruya yöneten ve onları mutlu amaçlayan ilahi kurallar bütünü aslında. Din evrensel bir gerçeklik ve aynı zamanda hangi kurumlara bağlı? Toplumsal, yani sosyal ilişkilere bağlı. Ahlaka bağlı, aynı zamanda ibadete bağlı ve inanca bağlı. En kapsayıcı şey inanç. Yani gerçekten de inanç dediğimiz amentüyü inandıktan sonra bunların hepsi de bunun etrafında çöküyor. Biz aslında buradayız. Toplumsal ilişkilerin arasındayız. Ve bu aslında ahlak normlarıyla çerçevelenmiş. Aynı zamanda ibadet de bunun etrafında yapmamız gereken bazı şeyler de var. Bir de inanmamız gerekiyor tabii Tonguç evladım benim. Peki dinin ana konularına baktıktan sonra bir de yani dinin temel şeylerine bakalım, ama burada şunu bilmemiz gerekiyor. Dinin aslında önem verdiği, hatta burada mı var bakayım, evet, burada dinin önem verdiği bazı şeyler var. Dinin temel gayesi, temel gayesi deyince aklımıza şunlara gelmesi gerekiyor. Dinin temel gayesi bir, canın korunması. Canın korunması, zaten yaşayamazsan nasıl dine inanacaksın ki? İşte yaşamak insanın en temel hakkıdır. Şunu unutma, mesela Maide suresi 32. ayette demiş ki kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanları hayatını kurtarmış gibi olur şeklinde bir ayetimiz var. İkinci dinin temel gayesinde aklın korunması Tonguç evladım benim. Aklımız olmazsa zaten nasıl inanacağız ki? Yani ilk başta yaşayacaksın, sonra aklın çalışacak. Aklın korunması da İşte ne yapmamız gerekiyor? Akıl, Allah'ın insanlara verdiği en önemli nimetlerden biri, biliyoruz. Dine göre akıl sağlığı yerinde olanlar yaptıklarından sorumludur. Sorumluluk sahibi olmamız gerekiyor diyoruz. Aynı zamanda sonrasında neslin korunması var. Neslin korunması da Tonguç evladım benim. Aslında sağlıklı bireyler, sağlıklı toplum demek, iyi bir gelecek demek. Neslimizi koruyaraktan İslam dinini nikaha ve aileye büyük önem veriyor. Nikah ve aile kurumunun sarsılmaması bizim için çok önemli. Maddi, milli ve manevi değerleri aile ortamında şefkat, sevgi, merhamet benimseyen bireyler toplumda sağlam temeller üzerinde yükselmesini sağlıyor diyoruz. Aynı zamanda malın korunması, malın korunması deyince de hemen şu aklımıza gelecek. İşte İslam dini inançları ya çalışmaya ve helal kazanca teşvik ediyor. Emek dediğimiz şey, ardından da rızık kazanıyoruz. İşte emek sömürücülüğüne karşı olduğu gibi İslam hile, rüşvet, kumar, faiz gibi iğrenç, haksız kazanç yollarını da yasaklamıştır diyoruz. Bir de en son dinin korunması var ki o da aslında dinin temel gayesinden bir tanesi diyoruz. Dinin korunması da İslam dininin temel kaynakları Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed'dir. Ve dinimiz sihir, büyü, ruh çağırma gibi çeşitli batıl inançlara, bidat ve hurafelere uymamamızı emreder. Bunu da unutmayalım Tonguç'um. Peki geldik Tonguç'um. Şimdi bir de inanç esaslarına, iman ve inanç esaslarına, 6 tane inanç esası var. Allah, melekler, peygamberler, kitaplar, ahiret günü ve hayır ve şerre inanmak. 6 tane bu inanç esasına biz amentü şeklinde ad veriyoruz diyoruz. Peki bu amentü inandık. Peki bir de ibadet esasları var. İbadet esaslarımız da aslında
Nedir ibadetlerimiz? Namaz, zekat, oruç, hac, bir de dua. Bu ibadetler kendi içinde sürekli bizim yapmamız gereken, bizim uygulamamız gereken ibadetlerdir. Ve bu şekilde de biz kendimizi bir yerden bir yere taşıyacağız. Hazreti Yusuf'un kıssalarının en güzeli olduğunu hatırlayalım. Aynı zamanda işte As suresinin Vel Asr ile başlayıp İnna insani lefî hus lillezîne âmenû ve âmilûs sâlihâti ve tevâsav bilhakkı ve tevâsav bissabr. Yani asla yemin olsun ki insan mutlaka ziyanlıdır, ancak iman edenler, salih ameli işleyenler ve birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır şeklinde bir başlangıcı var. Bir ayetimiz var. Bu çok güzel bir sure gerçekten de. Beni de sürelerimi diken diken yapan bir sure. Dolayısıyla İslamiyet bir kere güzel ahlakı ve sosyal ilişkilerde güzel davranışları tavsiye ediyor. Biliyoruz bunu. Maide suresinde demiş ki iyilik ve takva üzerine yardımlaşın. Kötülük ve düşmanlık yolunda yardımlaşmayın. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim hadise demiş. Yani güzel ahlak bizim en temel özelliklerimizden bir tanesi olması gerekiyor. O yüzden biz ne yapacağız? Sürekli İslam dininde isek, eğer Müslümansak ahlakımızı daha da iyi pozisyona taşımaya çalışacağız diyoruz. Bir kere din birey ve toplumda... Bu yuvarlakları ne ifade ediyor hocam? Tamam hocam. Din birey ve toplumu oluştururken ilk başta sosyal ilişkiler, sonrasında ibadet, sonrasında inanç, sonrasında ahlak. Bunların hepsi çok önemli. Mesela ahlaka başlarsak hocam, İslam güzel ahlaktır. Sen ahlaklı bir insan mısın hocam? İnşallah hocam. Aynen öyle. Ahlaklı olmamız gerekiyor. Ahlak demek aslında doğru düzgün davranmak demek. Şunu unutma hocam. Peygamberimiz Müslümanların şefkat, sevgi, merhamet duygularıyla dolu olmalarını, davranışlarında ölçülü olmalarını... Ölçülü olmak ne demek hocam? Ölçülü olmak böyle... Kaç metre yani? Aşırıya kaçmamak demek Tonguç'um. Mesela yaptığın davranışlarda insanları rahatsız ediyorsan veya ahlaki toplumsal ahlaki kurallara uymayan davranışlar yapıyorsan, mesela ne bileyim işte ortama uygun kıyafetler giymiyorsan, saçma sapan sapık sapık kıyafetler giyiyorsan, bu ahlaklı olmamanın bir göstergesi mesela. Başka şeyler de olabilir. Yapıyorsan mesela. Hayır, insanlarla kötü, kaba bir şekilde konuşuyorsan bu da ahlakın eksik olduğunun göstergesidir. Bir sürü şey olabilir bunun için ama önemli olan biz ne yapmamız gerekiyor? Şefkatli, sevgi ve merhamet duygularıyla insanlara yaklaşmamız, hatta empati yapmamız gerekiyor. İmanın şartlarına baktığımız zaman amentü, Tonguç burada önemli bir kelime var. Amentü, 6 tane şartı aslında imanın. Tabii bu birazcık daha yani insanlar aklında kalsın diye olan bir şey. 6 tane imanın şartı. Nedir bunlar? Allah'a inanmak, meleklere inanmak, İnanıyorum. Kitaplara inanmak, İnanıyorum. Peygamberlere inanmak, İnanıyorum. Ahirete inanmak, İnanıyorum. Hayır ve şerrin Allah'tan olduğunu inanmak. Harika. İşte bu 6 tane inanıyorum. Bu 6 tane şeye inanıyorsan Tonguç'um, amentüye inanıyorsun. Yani imanın temel 6 prensibine sahipsin. Bravo diyorum sana gerçekten. İmanın şartı 6. Ama evet, süper, çok önemli bunlar gerçekten de. Burada en önemlileri, Kur'an'da da geçen en önemli iman şartları, Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak ve ahiret gününde tekrar Allah'a döneceğimize inanmaktır. Bunu asla unutma. Çünkü bak dikkat et, Hristiyanlar buna inanıyor. Museviler buna inanıyor. Müslümanlar buna inanıyor. Allah her dininde mutlaka ne demiş bize? Allah'ın varlığına bilinin ve aynı zamanda da ahirete, yani öldükten sonra yeniden dirilip Allah'ın huzuruna gelmeye inanın diyor. Dolayısıyla biz bu amentü kurallarını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bir de şunu, ibadet de çok önemli. Dinin en önemli kısımlarından bir tanesi de ibadet Tonguç'um. Mesela 5 temel ibadet nedir bunlar? Namaz. Dinin direği. Harika. Zekat. Malın şükrü. Aynen. Hac. Mahşerin provası. Aynen. Mahşerin provası ne demek? Mahşerin provası demek. Ya mahşerde insanlar tekrar... Ben oradan okuyorum ama ne olduğunu tam tekrar diriltilecek. Diriltileceği güne işte mahşer diyoruz. Bu diriltileceği günde Tonguç evladım benim, herkes birbirini tanımayacak. Afterlife. Hatta anne çocuğunu tanımayacak. Öyle düşün. Bayağı bir karmaşık bir gün. Annem i̇şte, beni şimdi tanımıyor. Sen neye benziyorsun? O başka bir şey. Damgıdır. Eşitlik ve irade ve sabırı orada aslında öğreniyoruz. Hac ibadetini. Çünkü herkes bembeyaz bir kıyafet gibi, kefen gibi, ihram dedikleri kıyafet. Herkes eşit. Yani dünyanın en büyük iş adamı da olsun orada o beyaz kıyafeti. Ama yine kalitelisini alıyordur hocam. Hayır, o beyaz kıyafeti giyip o zenci adamla, işte 5 lira kazanan, günde 5 lira kazanan zenci adamla aynı havayı soluyup aynı yerde döneceksin Allah'ın Kabe'nin etrafında. Oruçla mesela sağlığın şükrü aslında gibi ibadetler, 5 temel ibadet, namaz, zekat, hac, oruç, hem ibadetler hem bireye hem de topluma katkı sağlıyor. Bunu unutmayacağız Tonguç Öğren benim. Tabii kelime-i şehadet. Kelime-i şehadet. Aynen öyle. Tebrik ediyorum seni.
Şunu unutmayalım, sosyal ilişkilere baktığımız zaman insan sosyal bir varlık. Senin arkadaşların yok mu? Var. Ben asosyalim hocam. Dini değerler etrafında birleşerek yardımlaşmamız gerekiyor. Ve bu şekilde yaşadığımız zaman ekonomik ve siyasi sorunların hepsini kaldırabiliriz diyoruz. Ve geldik sınavda nasıl çıkacak? Aslında problem burada. Sınavda nasıl çıkar soru? Bir kere Tonguç'un bir metin verir. Bu metini verdikten sonra burada bir olay anlatabilir. Buradaki bir durum anlatabilir. Burada bir hikaye anlatabilir. Bilmiyoruz ne olacağını. Ama sonrasında şöyle bir soru kökünde... soru kökünde bize işte bu bununla neyle alakalıdır? Hangi ayet veya hadisle ilgili der ve şıklarda ayet veya hadis verir. Sen orada zaten her akıllı insan, her birazcık yorumlama yapabilen insan bu ayetin, bu hadisin ne demek olduğunu rahatlıkla anlayabilir. Bunu anladıktan sonra yukarıdaki metinle hangisi özdeştir diye eşleştirme yapman gerekiyor. Yani yapman gereken temel şey eşleştirme diyorum Tonguç öğrenmem. Dolayısıyla aslında sınavda %100 bu şekilde bir soru çıkacak. Bir durum, bir hikaye, bir metin verecek. Soru kökü geldikten sonra yukarıda verilen metin hangi ayet ya da hadis ile ilgilidir şeklinde soru kökü gelecek. Ve sonrasında ayet ve hadisleri vererekten acaba hangisidir sen seçeceksin diyorum. Dinin temel gayesine baktığımız zaman insanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamak dindir Tonguç'um. Dinin temel gayesi. Peki din nedir Allah'ını seversen söyle. Din İslam'dır hocam. Aynen, din İslam'dır. O din aslında Allah'ın bize gönderdiği kurallar bütünüdür. Peki bu ne işe yarar? İşte bu dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamaya yarar. Mesela dinin temel gayesinde bazı şeylere din önem veriyor. Mesela ne olabilir? Canın korunması. Can mesela korunmaz zaten yaşayamaz ki insan. Mesela bak Maide suresi 32. ayette demiş ki yaşamak insanın en temel hakkıdır. Kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Yani şuradan şöyle, burası ayet aslında. Kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir canı kurtarırsa bütün insanlığı kurtarmış gibi olur. Bundan sonrası devamı bu aslında. O yüzden çok çok önemli can hakkı, yani yaşama hakkı insanın en temel hakkıdır. O yüzden mesela bak bazı şeylere çok önem vermemiz gerekiyor. İş sağlığı ve güvenliğine mesela çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Mesela işçilerin kasket takması. Kask tak. Sen mesela işverensen mutlaka can ve mal güvenliğine çok dikkat etmelisin. Başınıza her zaman güzel şeyler gelmeyebilir. O yüzden ne yapmamız gerekiyor Tonguç Öğren Bey'im? Canın korunmasına din olarak çok önem veriyor diyoruz. Geldik. Yüzdeyi nasıl çıkacak? Bir ayet veya metin verecek Tonguç. Şimdi burada farklı bir şey yapacak. Ayet veya metin verecek. Soru kökünü verdikten sonra diyecek ki verilen ayette dinin temel gayelerinden hangisi vurgulanmış diyecek. Can, mal, akıl veya neslin korunması gelecek. Zaten genellikle işte hani sen anlayacaksın burada can güvenliği ile alakalı bir şey varsa canın korunmasıdır. İşte insanların mallarıyla alakalı malın korunmasıdır. İşte uyuşturucu, alkol bilmem neyse aklın korunmasıdır. Neslin ise evlilik mevlilik olursa neslin korunmasıdır şeklinde bir yeni nesil soru sorular. Gelir. Aynen öyle, tebrik ediyorum seni. Neslin korunması diye bakarsak Tonguç'um sağlıklı bireyler sağlıklı toplum oluşturur. Sağlıklı toplumda iyi bir gelecek oluşturur. Eğer sen sağlıksız bireyler yani hani düzgün aile şartlarında büyümemiş sağlıklı derken hani illa böyle şey demiyorum işte kasları kuvveti onu demek istemiyorum. Sağlıklı derken psikolojik olarak düzgün insanlardan bahsediyorum. Şunu unutma Tonguç'um, İslam dini nikah ve aileye büyük önem veriyor. Nikah ne demek Tonguç evladım benim? Evlenmek. Aynen öyle. İslam nikahıma beni de çağır sevgilim. Aynen. İstersen şahidin olurum senin. Hayır, ne diyorsun dangozlaşma. Yani şunu demek istiyoruz. Nikah ve aile aslında bir toplumun temeli nedir Tonguç'um? Aile. Mükemmel. İşte bu kadar. Sen aileyi yani toplumun temelini oluşturmak istiyorsan bunu düzgün standartlar içinde oluşturmasın. O da din diyor ki zaten evlenin diyor. Nikah yapın diyor. Yani iki insan evlendikten sonra artık onlar birbirine düğünümüze bağlı olur. Düğünümüze bekliyoruz. Evlenmeden olması birazcık sağlıksız bir toplum yaratıyor. Aile ortamında milli ve manevi değerleri sevgi, şefkat ve merhameti benimseyen bireyler oluşturmalıyız. Anne babalar veya çocuklar olarak. Yani şunu unutmamamız gerekiyor. Milli ve manevi değerlere önem vermemiz gerekiyor. Sevgi ve şefkati çocuklara aktarmamız gerekiyor diyoruz. Bu da bizim sağlam temeller üzerine yükselmemizi sağlıyor diyoruz. Aklın korumasına baktığımız zaman akıl Tonguç nedir? Akıl.
Akıl bende olmayan şey. Tebrik ediyorum. Akıl sağlığı çok önemli. Akıl insanın aslında insanlara Allah'ın insanlara verdiği en önemli nimetlerden bir tanesi. Hatta en önemli nimet diyebiliriz. Dine göre akıl sağlığı yerinde olanlar yaptıklarından nedir Tonguç Evren benim? Sorumludur. Mükemmel zekisin. Mesela sen sorumlu musun Tonguç'um? Akıl sağlığın yerinde mi? Evet, evet. O zaman sen sorumlu bir bireysin. Yani mesela sen kötü bir şey yaparsan onun sorumluluğu senin üzerindedir. İyi bir şey yaparsan da sorumluluğu senin üzerinde. O yüzden sorumlu tutulacağın için lütfen dikkatli ol, dikkatli davran diyoruz. Şunu unutma, alkol, uyuşturucu ve kumar akıl sağlığımızı bozar. Zararlı alışkanlıklardır. Ve yasaklanmıştır İslam dini tarafından. Dolayısıyla bunlardan uzak durmamız gerekiyor Tonguç evladım benim. Peki malın korumasına İslam dini insanları çalışmaya helal kazanca teşvik ediyor Tonguç'um. Biliyorsun çok enteresan, çok güzel bir karikatür gerçekten de. Bu arkadaş çalışıyor, bu arkadaş da bunun balık kastı. Vay uyanık vay. Evet, sömürücülüğe karşı olduğu gibi İslam dini aynı zamanda hile, rüşvet, kumar, faiz gibi haksız kazançlara. Hile ne demek Tonguç Evren Bey? Dolandırıcılık. Dolandırıcılık. Rüşvet ne demek Tonguç Evren Bey? Böyle işini yaptırmak için para vermek. Haksız kazanç. Aynı zamanda kumar zaten iğrenç bir şey. Kumar ne demek? Oynuyorsun. Hani bahis oyunları. Şans, bahis oyunları. Faiz zaten çok yanlış bir şey. Dinimizde direkt haram olduğu belirtilen bir şey. O yüzden haksız kazanç yollarını da yasaklamıştır. Aslında Allah diyoruz İslam diliyle. Hemen Nisa suresi 29. ayete bakarsak. Ey iman edenler, karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında mallarınızı haksızlıkla yemeyin diyor Nisa suresi 29. ayet. Dinin korumasına baktığımız zaman İslam dininin temel kaynakları nelerdir Tonguç Evren Bey? Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed'in sünneti. Peki dinimiz sihir, büyü, ruh çağırma gibi çeşitli batıl inanışları, bidat ve hurafelere karşıdır değil mi Tonguç Evren Bey? Evet hocam. Kelime-i şehadet, ondan sonra hac, oruç, zekat, namaz İslam'ın 5 temel ibadeti aslında. Ve İslami emir ve yasaklara bidat ve hurafe. Bidat ne demek Tonguç Evren Bey? Bilmiyorum hocam. Bidat ve hurafe aslında İslam'a sonradan girmiş. Aslında İslam'ı bozmak için girmiş söylentiler ve yanlış bilgiler. İşte bunlara karşı ne yapmamız gerekiyor Tonguç Evren Bey? Bizim kendimizi korumamız gerekiyor. İnanmamalıyız hurafe. İnanmamamız gerekiyor bidat ve hurafelere. Hocam sen nasıl ayıracağız? Türkiye'ye gitmem eminim. Peki ya, nasıl ayıracağız Tonguç Evren bidat ve hurafeyi? Nasıl ayıracağız? Beynimizle, aklımızla, yani Allah bize Kur'an denilen bir mükemmel bir kitap vermiş. Bu kitaba bakacağız. Ya, o zaman buna uyuyorsa o zaman tamam eyvallah. Ama buna uymuyorsa sen bidat hurafesin deyip kış kış diyeceğiz diyoruz. Ve geldik sevgi ve merhamet örneği olarak Hazreti Yusuf. Tonguç'um Hazreti Yusuf'un kıssası gerçekten kıssaların en güzeli olarak Kur'an'da geçiyor. Hazreti Yusuf kimdi dersen kardeşleri tarafından kıskanılarak kuyuya atılan, köle olarak Mısır'da satılan, sonunda da sabrederek kendisine Mısır'ın idaresi verilen ve Hazreti Yakup'un oğlu olan peygamber aslında. Uzun bir tabir oldu biliyorum. Ama kendisine bir sure, kendisi adına bir sure olan bir peygamber. Yani önemli peygamberlerden bir tanesi. Tabii biz önemlilik, önemsiz diye ayıramayız. Allah bilir onu. Ama şunu bilelim, Yusuf suresi diye bir sure var Kur'an'da. Çünkü neden? Çok güzel bir kıssası, yani hikayesi var. 111 tane ayetten oluşuyor Yusuf suresinde. Hazreti Yakup bir peygamberdi Tonguç'um. Onun oğlu Hazreti Yusuf'tu. Hazreti Yusuf'un da, Hazreti Yakup'un da bir sürü kardeşi vardı. Ve bu kardeşleriyle beraber yaşıyorlardı. Sonra ne yaptı Tonguç evladım benim? Kardeşleri onu kıskandı. Aynen, kardeşleri. Hazreti Yusuf çok düzgün bir adam olduğu için hem yakışıklıydı hem düzgün davranışlar sergiliyordu. Yani her şeyle mükemmel. Hem kuldu hem kuldu. Yani kardeşleri ne yaptı? Çekemedi. Aynı Habil'le Kabil'deki gibi Adem'in oğulları. İşte oradaki çekememezlikten dolayı ki insanların birbirini ayıran en önemli özelliği, insanlar birbirine düşen en önemli özellik aslında problem daha doğrusu kıskançlıktır. Sonrasında ne yaptı biliyor musun? Hazreti Yusuf'u kuyuya attılar. Ondan sonra kuyudan çıkardıkları bir köle tüccarları bunu aldı sattı. Köleyken Mısır'a şey oldu hani Mısır'a gitti ve orada satıldı. Sonra bir emirin evinde köle oldu. Sonrasında Tonguç Evren Bey emirin karısı bundan faydalanmak istedi. Sonra emir bunu gördü. Ondan sonra adamı zindana attı. Emir demiri keser. Sonra, ama rüyaları yorumlayabildiği için sonradan bir fırsatı doğdu. Ondan sonra hükümdar onu çıkardı. Sonrasında Mısır'a Maliye Bakanı yaptı. Mısır'a Maliye Bakanı yaptıktan sonra Tonguç'um kardeşleri ona geldikten sonra kardeşleriyle onca kötülük yapmalarına rağmen tekrar şey yaptı, barıştı. Sonrasında babasına kavuştu ve benzeri çok güzel bir hikayesi var. Hemen bakalım.
Şunu unutmayalım. Hazreti Yusuf'un hayat hikayesinden dersler çıkarmamız gerekiyor. Bizim dinlemememiz gerekiyor aslında bunu. Dolayısıyla nasıl dersler çıkartabiliriz? Sen söyle hocam, bakayım. Birincisi kesinlikle kesinlikle tevazulu olacağız. Yani kibirli olmayacağız. Sonra sabırlı olacağız. İsyan etmemeliyiz. Aynı zamanda bizi kandırmaya çalışan insanlara kanmamalıyız. Mesela köleyken Mısır'a aziz olmasına rağmen mütevazi olması, Mısır'ın yöneticisi olmadan mütevazi olması, o alçak gönüllü olmasıyla alakalı. Yani biz bundan ders çıkartacağız ya. Mesela ne ders çıkartabiliriz? Alçak gönüllü olmak çok önemlidir diyoruz. Yaşadığı zorluklara karşı isyan etmemesi Tonguç evladım benim, sabırlı olmak. Sabır demek aslında çok büyük bir erdemdir. Yani direnmek, dayanmak demek aslında. Öyle kötü zorluklar görünce ay ben bunu yapamam diyerek işin içinden çıkmak değil. Züleyha'nın isteğini boyun eğmemesi. Yani aslında hani emirin karısından faydalanmak istediğim, şey aslında iffetli, yani namusunu koruyan, ahlaklı olmak diyebiliriz. Aslında çok büyük bir erdemdir diyebiliriz. Kendini kuyuya atan kardeşlerini bağışlamasına baktığımız zaman Tonguç Ören Bey'im, affedici olmaktı. Demin söylediğimiz gibi onca kötülük yapmalarına rağmen, kendisini öldürmeye çalışmalarına rağmen onları affetti diyoruz. Mücadele yazmışız buraya. Hemen düzeltiyorum. Mücadele. Hemen şunu düzeltelim. Mücadele edip Allah'a güvenmesi. O da nedir Tonguç Ören Bey'im? Tevekkül etmek. Yani yan gelip yatıp Allah'a güvenme değil. Mücadele edip Allah'a güvenmesi. Allah'a güvenmek zaten tevekkül etmekti biliyorsun. Ama bir şeyler yaptıktan sonra diyorsun. Evet, %100 nasıl çıkar Tonguç'um? Bir kere bir tane metin verir Tonguç'um. Ayette de ondan sonra soru kökünde şunu der. Verilen metin ya da ayette Hazreti Yusuf ile ilgili özelliklerden hangileri vurgulanmıştır diye sorar soru kökünde. Ve olmasa der ki iffetli olmak, sabırlı olmak, tevekkül etmek, affedici olmak şeklinde seçenekler olur, onları seçersin. Tabi buradaki ayet ve metindeki hangisi geçtiyse, işte dediğim gibi Züleyha ile ilgili şey geçtiyse iffetli olmak, işte ondan sonra kuyuya atılıp onca sene zindanda kaldıysa sabırlı olmak, tevekkül etmek, Allah'a güvenmesi ile zindana atılmasıyla alakalı, affedici kardeşleriyle barışması falan diyebilirsin. As suresi gerçekten Kur'an'daki en güzel surelerden bir tanesi. As ne demek Tonguç Ören Bey? Asır bilmiyorum hocam. As bak Tonguç'um, zaman, ikindi vakti gibi bazı anlamlara geliyor. Zaman, çağ, ikindi vakti gibi anlama geliyor. Ve asra yeminle başladığı için bu isme diyoruz ki vel asra başlıyor. O yüzden as suresi diyoruz bu ayete, bu sureye. Üç ayetten oluşuyor aslında, kısa bir suremiz. Hemen bakarsak mesela as suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen başlayalım Tonguç Ören. Vel asr. Söyle bakayım hemen. Asra yemin olsun ki. Aynen. İnnel insane lefî husr. İnsan mutlaka ziyandadır. Aynen. İllel lezîne âmenû ve amilü sâliyâti ve tevâsav bi hakkı ve tevâsav bi sabr. Ancak iman edenler ve salih amel, iyi işler işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır. Süper zekisin. Gerçekten de. Çok iyi okuyorsun değil mi? Çok güzel okudun. Çünkü Tonguç, burada şunu unutmayalım. Tabii bunu okumayı bilmek zorunda mıyız? Hani sınavda çıkmaz. Ama gerçekten de bunun manasını bilmek zorundayız. Allah bize ne demiş bunu anlamak zorundayız. Bunun okunmasını da bilsek çok iyi olur. Çünkü namazlarda falan okunmak için çok güzel bir sure aslında. Hem de kısa. Ama buraya bakarsak Tonguç Ören Bey'im, bunun anlamını çok iyi anlamamız gerekiyor. Esas anlamamız gereken şey bu. Mesela 3 ayettir. Şunu unutmayalım Tonguç'um. Aslında 4 tane temel şeyden bahsetmiştir. İman esaslarından, salih amel yani iyi işlerden bahsetmiştir. Hakkı tavsiye etmek yani doğruyu tavsiye etmekten bahsetmiştir. Sabrı tavsiye etmek yani insanlara dayanmayı, mücadele etmeyi tavsiye etmekten bahsetmiştir. Konusuna baktığımız zaman insanı ebedi hüsrandan kurtarıyor. Ebedi hani hüsran dediğimiz şey de aslında kötü durumdan kurtaracak yollar gösterilmektedir Tonguç'um. Mekke döneminde inmiş, Kur'an-ı Kerim'deki sıralamaya göre 103. yani sondaki surelerden bir tanesi. İniş sırasına göre ise 13. surede diyebiliriz Tonguç'um. Dolayısıyla bunun bak burada çok güzel şeyler söylüyor. Ancak bak insan mutlaka ziyanlıdır diyoruz. Yani zarardadır, yoksunluktadır. Yani kaybediyordur insan diyor. Kaybeden loser'dır diyor aslında. Ancak iman edenler yani Allah'a inananlar, salih ameller yani iyi işler yapanlar ki zaten en önemli şey insani ilişkilerde, toplumsal ilişkilerde psikolojik olarak iyi işler yapmaktır. Birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler, birbirine doğruyu ve sabretmeyi, dayanmayı tavsiye edenler bunun dışında diyor.
Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimize hoş geldin Tomuç Öğren. Hoş bulduk hocam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediğimiz şey de buna selavat getirmek aslında peygamberimize. Şimdi Tomuç'um, Hazreti Muhammed aslında çok güzel özelliklerle kaplıydı. Neden? Çünkü İslam dininin peygamberiydi. Yani İslam dininin kurucusuydu. İslam dininin Allah tarafından gönderildiği insandı. Bundan daha değerli bir şey olabilir mi Allah'ın seversen? Peki nasıl özelliklere sahipti? Doğru ve güvenilir Tunç. El Emin deniyordu hatta. Cesur ve kararlıydı. Birçok savaşa girdi, birçok badire atlattı ama yine de davasından dönmedi. İstişareye yani danışmaya önem verdi. Tunç mesela ben bir karar alacağım zaman diğer öğretmen arkadaşlarımla danışıyorum. Neden? Çünkü kendi başıma karar alırsam tek akılın nesi var? İki elin sesi var, değil mi? Aynı öyle. Bir sürü insana danıştığın zaman belki oradan çok cin bir fikir çıkacak ve çok başarılı bir olacaksın diyebiliriz. Hakkı gözetirdi. Yani doğruyu, adaleti, adalet çok önemli burada. Adaleti gözetirdi Tomuç'um. İnsanlara değer verirdi. Sadece insanlara bile değil. Hayvanlara, canlılara hepsine değer verirdi ama insanlara özel olarak değer verirdi. Ve merhametli ve affediciydi diyoruz Tomuç'um. %100 nasıl çıkar Tomuç? Bak. Nasıl geliyor hocam sana? Örnek olay verir. Ve davranış, ayet veya hadis de verebilir. Onu da söyleyeyim. Mesela Peygamber Efendimiz'in hayattan bir örnek kesit verebilir. Veya bir davranış verebilir. Tabi ayetlerin içinde Peygamber Efendimiz'in hayatından bazı şeyler geliyor. Dolayısıyla bunlardan ayetler verebilir. Veya Tomuç'un bir hadis verebilir. Ve sonrasında soru köküne der ki bu olay Hazreti Muhammed'in aşağıdaki özelliklerden hangisine örnek oluşturur der. Burada Hazreti Muhammed'in neyin örnek, insanlara değer vermesine mi örnek oluşturur şuradaki olay? İstişareye örnek vermesine mi? Yoksa doğru ve güvenilir olmasına mı? Veya hakkı gözetmesine mi? Dolayısıyla bunlardan dördünden bir tanesi olur. Sen de doğruyu seçmen gerekiyor. Burayla bağlantı kurarak diyoruz. Hazreti Muhammed'in doğrulu ve güvenilirliğine hemen hızlı bir tekrar edelim Tomuç'um. Bir kere Peygamberimiz Üsve-i Hasene. Üsve-i Hasene ne demek hocam? Üsve-i Hasene birazcık Arapça kelime biliyorum ama en güzel örnek demek aslında. Hasene güzellik demek, güzel demek aslında. Üsve-i de örnek demek aslında. En güzel örnek demek. Sıdk ve emanetle doluydu Peygamberimiz. Ne demek bu? Sıdk bir kere doğru sözlü olmak. Yani sadakatten geliyor aslında. Şaka bile olsa Tomuç'un Peygamber Efendimiz yalan söylemezdi. Ona da düşmanları bile doğruluğunu tasdik ederdi. Yani düşmanları bile bu adam güvenilir derdi. Yaptığı anlaşmalara sadık kalırdı. O yüzden sıdk özelliğiyle kaplıydı zaten. Peki mesela Musevilerle Yahudilerle bir anlaşma yaptı. Hudeybiye anlaşması mesela hiç bozmadı. Ona çok dikkat etti. Çok riayet etti. Emanete baktığımız zaman güvenilir, emin olmak çok önemli. Yani burada şunu demek istiyorum. Hani, burada o Yahudi yok ben onunla anlaşmam önemli değil falan filan demedi. Yahudi de olsa Müslüman olmasa dahi o kadar daha önceden buna zulmetmelerine rağmen yine ne yaptı Tomuç Öğren Bey? Onlarla anlaşmasına uydu değil mi hocam? Anlaşmaya sadık kaldı. Emanete baktığımız zaman güvenilir ve emin olmak, El Emin deniyordu Peygamber Efendimiz zaten. Emanete sahip çıkardı, verdiği sözleri tuttu ve İslam'ı olduğu gibi anlattı. Yani tebliğ etti diyebiliriz diğer insanlara. Hazreti Muhammed'in merhametli ve affedici oluşuna baktığımız zaman merhamet Tomuç'um sevgi, şefkat ve acıma duygusu demek aslında. Hoşgörü de hataları görmezden gelme demek aslında. Peygamber Efendimiz mesela çocuklara karşı çok sevgili, şefkatli ve acıma duygusu çok yoğundu. Zaten çünkü kendisi de bir yetimdi aslında Tomuç'um. Kendisine kötülük yapanları bile affetmiştir Peygamber Efendimiz. Kendisine kötülük yapanları ne yapmak istedi Tomuç Öğren Bey'im? Hoşgörülü bir şekilde affetmiştir. Savaş esnasında bile merhametliydi. Yani adam seni karşına öldürmeye geliyor, ona rağmen merhametli davranıyorsun diyoruz. Yetim ve öksüzleri korurdu Tomuç evladım benim. Aynı zamanda doğayı ve hayvanları da korurdu. Onu bilmemiz gerekiyor. İstişareye önem vermesine baktığımız zaman istişare ne demek Tomuç Öğren Bey? İstişare danışmak, konuşmak insanlarla. Mesela neye danışıyorsun? Mesela ben hocam halı sahada maç yapmadan önce nereyi kiralayacağımı arkadaşlarla konuşuyorum. Abi diyorum hangi saha daha ucuz? Onlar diyor ki şuraya yapalım. 7-8 mi olsun, 8-9 mu olsun? En son bir karar veriyoruz. En ucuz sahada en iyi saatte maçı ayarlıyoruz. Süper. Detaylı değerlendirme ile isabetli karar vermemiz aslında. İnsanlara önem verilmesi açısından çok çok önemli. Peygamber Efendimiz mesela eşinin, kızlarının görüşünü almıştı. Hazreti Hatice'nin Ümmü Gülsüm'ün ve benzeri kızın görüşünü almıştı. Konuyu iyi bilenlere danışmıştı aslında. Ve savaşlarda taktik konusunda fikir almıştır. Mesela işte Hendek Savaşı'nda Hendeklerin kazılması başka bir sahabeden çıkmış bir fikirdi. Ayet mesela Şura Suresi 38. ayette diyor ki bize müminlerin işleri aralarında şura, danışma iledir şeklinde güzel bir ayetimiz de var diyoruz.
Atilla Oğlan'ın davasındaki cesareti ve kararlılığına baktığımız zaman güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler davamdan vazgeçmem diyor Peygamber Efendimiz. Yani bana ne yaparsanız yapın, İslam dinini yaymaktan vazgeçmiyor. O yüzden kararlıydı, cesaretliydi. O kadar onlara, ona büyük zulümler yapılmasına rağmen korkmuyorum sizden diyerekten gitti ve dünyanın en büyük dinlerinden bir tanesinin aslında tebliğ edeni Peygamber Efendimiz. Sevr mağarasında hüzünlenme, ağla, Allah bizimledir diyerekten de gerçekten de kendisinin onca işkenceye maruz kalmasına rağmen hala kararlı olduğunu gösterdi. Peki Hazreti Muhammed'in hakkı gözetmedeki hassasiyet dediğim şey, hak ne demek Tonguç'um? Hak doğrular, yani terazi. Neyin denge, terazisi vardır? Adalet. Aynen, adaletin terazisi çok önemli. Hılful fudula katıldı ve esirlere adil davranırdı. Yani o kadar adam seni öldürmeye gelmiş, sonra esir almışsın adamı ve ama adama yine de ulan ben buna yemek vermeyeyim, bunu aç bırakayım, bu beni öldürdü, öldürmeye çalıştığı zamanında demedi ve esir, yani savaş esirlerine, savaşta insanlar bazen şey yapıyor, hani öldürülmüyor ama tutuklanıyor. Tutuklanan bu esirlere adil davranırdı diyoruz. Hatta şöyle çok güzel bir örnek var Tonguç'um. Siz okuma yazma bilmeyen Müslümanlara okuma yazma öğretirseniz sizi serbest bırakacağım bile dedi. Çok güzel bir örneği de var burada. Kul hakkına çok önem verdi Tonguç, verirdi. Kul hakkı zaten en önemli şeylerden bir tanesi biliyorsun. Adaletten asla taviz vermezdi ve yani haktan hak demekten taviz vermedi ve makam ve mevki kararlarını etkilemedi diyoruz Tonguç'um. Hazreti Muhammed'in insanlara değer vermesine baktığımız zaman Peygamber Efendimiz bir kere asla ırk, cinsiyet, makam, mevki, şöhret ayırmadı. Yani mesela sen zencisin, sen beyazsın. Asla. Ama o zamanlar nasıl biliyor musun Tonguç'um? O zaman kölelik acayip yaygındı. Yani zenciler, yani siyah insanlar hep köle olarak satılırdı. Ama Peygamber Efendimiz'in ilk Peygamber Efendimiz'e uyanlardan bir tanesi kendi kölesi. Ve hatta ilk ezan okuyan insan da o. Dolayısıyla ırkı, cinsiyeti, rengi bilmem ne hiç önemli değildi. İşte sen büyük makamdasın falan umurumda değil. Şöhret umurumda değil. İşte cinsiyet, kadın erkek fark etmiyor. Sonuçta hepimiz Müslümanız. Hepimiz ne yapmak zorundayız? Hepimiz insanız. İnsana değer vermesi aslında Peygamber Efendimiz'in Müslümanlığın bir gereği. Biz de İslamiyet'e iniyorsak biz de insana da değer vermek zorundayız. Zaten bunların hepsini niye anlatıyorum Tonguç evladım? Neden anlatıyorsunuz hocam? Bize ders olsun diye, dangoz evladım benim. Yani Peygamber Efendimiz örnekliği var bizim üzerimize. Yani örnek oluşturacak bize. İnsanları muhatap alırken yüzüne bakmış ve güler yüzü göstermişti Tonguç'um. Öylesine hani böyle insanların suratına bakmadan konuşanlar var ya Tonguç abi. Evet hocam. Sana oluyor mu böyle hiç mesela? Aynen, beni sallamıyor hocam. Genelde benim tipim biraz tipsiz olduğum için etrafa bakarak konuşuyorlar, moralim bozuluyor. Aynen, o yüzden insanların yüzüne bakarak konuşmamız gerekiyor ve güler yüzlü olmamız gerekiyor Tonguç'um. Peygamber Efendimiz zaten böyleydi. İnsanların dertlerini sabırla dinlerdi ve insanlar da o yüzden çok severdi Peygamber Efendimiz. Çocukların gönlünü almış ve onlarla da şakalaşmıştır. Hani öyle çocuktur, çok ciddi olmalıyım, büyük bir dinin peygamberiyim. Hayır, öyle bir şey yok. Çocuklarla da çocuk gibi şakalaşmıştır Peygamber Efendimiz diyoruz. İnsanlara değer verdik. Kureyş suresi nedir? Kureyş suresi aslında Peygamber Efendimiz'in mensup olduğu kabiledir Tonguç'um. Kureyş suresinde Mekke döneminde indirmiş ve 4 tane ayetten oluşuyor. Özelliğine baktığında diğer kabileler içinde ayrıcalıklı konumda olduğunu belirtiyor ve kendilerine yaz kış nimet verildiğini de söylüyor. Kabe'nin gözetimi ve bakımını yapan bir kabileydi. O yüzden önemli bir yere sahipti Kureyş. Çünkü Kabe'yi ne biliyoruz? Allah'ın evi olarak biliyoruz Tonguç'um. Kureyş'ten beklenenlere baktığımız zaman verilen nimetlere karşı Kabe'nin Rabbine, yani Efendisine şükür ve kulluk etmeleri, yani Allah'a inanın diyor Kureyş suresindeki insanlar. Zaten bir kısmı inanmıyor Kureyş kabilesindeki, biliyorsun. Peygamber Efendimiz ve yanında birkaç kişi Kureyş kabilesinden inanıyor. Diğerleri genellikle inanmadan zındık. Aynen, zındık olup gidiyorlar. Peki nasıl çıkar Tonguç'um? Nasıl girer hocam? Bir kere Tonguç'um ayet veya bir metin verir. Ardından bu da bir soru kökü çıkar. Nasıl soru kökü çıkar? Der ki verilen metin ya da ayette Kureyş ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir ya da ulaşılamazlar? Şükür etmelerinin beklendiğine, ayrıcalıklı olduklarına, Kabe'nin bakımını üstlendiklerine, Kabe'nin Rabbine yani Efendisine kulluk ettiklerine. Tonguç öğrenmeyin bir kere hangisine ulaşılamaz derse işte bunlardan bir tanesini seçmemiz gerekiyor. Şükür etmelerin beklendiğine burada ulaşılabilir. Aslında Kureyş suresinde var. Ayrıcalıklı olduklarına bu da ulaşılabiliyor. Kabe'nin bakımını üstlendiklerine, evet bu da var. Kabe'nin Rabbine kulluk ettiklerine bu Tonguç evladımın ne yazık ki hani öyle bir ayette göremeyebilirsin Tonguç'u. Tabi burada verilen ayet veya metin
çok önemli. Kureyş suresine bakalım hemen sana beraber. İlafi Kureyş. İlafi imriheteştay ve sayf. Felyabudu rabbe hazel beyt. Ellezi etame hüm min cüin ve amene hüm min haf şeklinde okunuyor. Tamam okuduk. Peki ne demek aslında? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Kureyş'in emniyetini sağladığı, yaz ve kış yolculuğunda onları ısındırıp yakınlaştırdığı için onlar bu evin efendisine, Rabbine kulluk etsinler. Ki o Allah kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve her çeşit korkudan güvenliğe kavuşturanları şeklinde çok güzel bir suremiz diyor. Kur'an-ı Kerim'e özelliklerine bakalım Tonguçlar'la beraber. Size iki şey bırakıyorum. Neydi Tonguçlar'ın benim? Onlara sarılırsanız kurtulursunuz. Kur'an-ı Kerim ve sünnet. Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Kur'an sözlükte toplamak, okumak, bir araya getirmek anlamına gelir. Tonguç evladım benim. Aynı zamanda terim olarak ise şu şekilde tanımlanıyor. Peygamberimize vahiy yoluyla gelen, değiştirmeden, nesilden nesile nakledilen, okunması ve yaşanmasıyla ibadet edilen Allah'ın mucize kelamı Kur'an-ı Kerim'dir Tonguç evladım benim. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in özelliklerini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim zaten bizim başucu kitabımız. Bizim kullanım kılavuzumuz olmalı. Yani her dakika ona bakarak yaşamamız gerekiyor. Sünnete baktığımız zaman sözlükte yol, adet, gidişat gibi anlamlara gelen sünnet terim olarak Peygamber Efendimizin sözleri, uygulamaları ve sahabelerin yapmış olduğu davranışlar diyebiliriz Tonguç'um. Sünneti bu şekilde bilsek yeterli. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Tonguç'um, Kur'an-ı Kerim'in pek çok ismi bulunmaktadır. Mesela nedir? El Hadi, El Furkan, Eş Şifa, Ez Zikir ve En Nur. Peki bunların hemen anlamlarına bakalım. El Furkan bir kere iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, iman ile küfrü, helal ile haramı birbirine ayıran demek aslında El Furkan. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bizim hangisinin doğru, hangisinin yanlış diye soruyor insan. Evet, mesela hocam, bu doğru mu, bu yanlış mı? Nasıl karar vereceğiz? Kur'an'a bakarak, El Furkan'a bakarak. El Hadi dediğim şey de insanlara doğru yolu gösteren, rehberlik eden demek aslında. İnsanlara iyi yolları gösteriyor. Yani hiçbir zaman hep iyi ve İyi amel işleyenler, salih amel işleyenler diye geçer Kur'an'da. En Nur, her şeyi aydınlatan demek. Yani Kur'an okunduğu zaman orada bir bilgi aydınlanması oluyor insanlarda. Şifaya baktığımız zaman kalpleri şifa veriyor. İnsanların birçoğunun kalbi kötülüklerle dolu olabiliyor bazen Tonguç'um. Dolayısıyla Kur'an okudukları zaman ne yapıyorlar? Şifa buluyorlar. Ve aynı zamanda zikre baktığımız zaman düşündüren ve hatırlatan, yani tekrar etmek demek aslında zikir. Allah'ı anıyoruz değil mi hocam? Allah 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 zikrediyoruz ya. Aslında Allah'ı anıyoruz. Allah'a zikrediyoruz. Kur'an okuduğumuzda da işte öyle. Kur'an okuduğumuzda da aslında zikir yapmış oluyoruz. Allah'ı anmış oluyoruz diyoruz. Kur'an-ı Kerim'in ana konularına bakalım Tonguç'um. Nedir Kur'an-ı Kerim'in ana konuları? İnanç, ibadet, sosyal hayat, ahlak ve kıssalar. Peki inanca baktığımız zaman bir kere en önemlisi, en temeli nedir? İnançtır. Allah'ın peygamberleri aracılığıyla bildirdiği esasları tereddütsüz kabul etmek, gönülde inanmak, inanmak demek. Allah'a inanıyor musun Tonguç? Evet. O zaman en temeli vardır, bitti. Süpersin. Elhamdülillah. Yani Allah'a inanıyorsan zaten en önemli kısmı atlattın demektir. Yani birçok şey yaparız ama Allah'a inanmazsak aynı sabun köpüğü gibi olur diyor. Allah bir ayette diyor ki yani birçok şey yapabilirsin diyor. Ama yaptığın iyilikler aslında bir sabun köpüğü gibidir diyor. Üflediğin zaman gider diyor. Yani aynı onun gibi düşün. İnanmadan yaptığımız birçok şey var ama onlar bizim için faydası oluyor. İnandığımız zaman daha faydalı oluyor. Peki geldik Tonguç'um. İbadete baktığımız zaman. İbadette namaz, oruç, zekat ve hac, anne babaya iyi davranmak, sadaka vermek, kurban kesmek, Kur'an okumak, dua etmek, bunların hepsi ibadetler. Temel ibadetler namaz, oruç, zekat, hac, ondan sonra kelime-i şehadet, tamam eyvallah, da onun dışında anne babaya iyi davranmak da bir ibadettir. Aynı zamanda sadaka vermek de ibadettir. Kurban kesmek de ibadettir. Kur'an okumak da bir ibadettir. Kur'an okumak aslında en önemli ibadetlerden bir tanesidir. Çünkü hem Allah'ı anlıyorsun, Allah'ın sana ne söylediğini anlamaya çalışıyorsun, bir gayret gösteriyorsun. Yani en temel ibadetler burada hangisi desen tabii ki Kur'an okumak. Çünkü Kur'an okuduktan sonra namazı, orucu, zekatı, haccı, anne babaya iyi davranmayı hepsini zaten burada anlıyorsun ve yapıyorsun zaten. Yani en temeli bu. En temel inanç. İnancı oluşturan şey de Kur'an okumak aslında. Kur'an okuduk zaman inancımız oluşuyor diyoruz. Sosyal hayat, muamelat dediğimiz bir kelime var. Bu da bu kelimeyi en azından bilelim lütfen. Sınavda çıkabilir çünkü muamelat ne ki bu? Arapça bir kelime ama anlamak için şöyle düşünelim. Muameleden geliyor aslında. Hani sosyal hayatta diğer bir insan bir insana nasıl muamele eder? Nasıl davranır? Davranışlar aslında demek aslında Arapçada.
insanlar arasındaki hukuki, beşeri ve sosyal ilişkiler üzerinden hükümler demek aslında. Borç alıp vermek, mesela alışveriş yapmak, evlenmek, boşanmak, miras, suçlar ve cezalar, bunların hepsi aslında muamelat, sosyal hayata giriyor Tonguç'um. Ahlaka baktığımız zaman ahlakı Kur'an olan peygamberimiz bizlere en güzel örnektir diyebiliriz. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'e göre zaten yaşamıştır peygamberimiz. Yani kendisine geldiği kitap. Dolayısıyla ahlak olarak da ona uygun bir şekilde, yani Kur'an'a uygun bir şekilde yaşamamız gerekiyor. Kıssalara baktığımız zaman Tonguç'um, kıssalarda da geçmiş peygamberler ve kavimlerle ilgili olaylardan ibret almamız için söylüyor. Mesela Hazreti Yusuf'u niye anlatıyor bize Allah Kur'an'da? Oradaki iffetli olmak, ahlaklı olmak, sabretmek, tevekkül etmek, bunlara örnek alalım diye. Onca probleme rağmen, onca problemle baş etmeyi, pes etmemeyi öğretmek için, sabretmeyi öğretmek için Allah çok güzel kıssaları anlatıyor bize. Peki %100 nasıl çıkar? Peygamber Rabbinden, Efendisinden, kendisine indirilen, iman ettiği müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler. Bir ayet verdi. Süper. Ayet verdikten sonra soru kökü geliyor. Soru kökü ne diyor ki? Ayette altı çizili bölüm. Aşağıdaki kavramların hangisi de ifade edilir demiş. Mesela Allah, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. Nedir? İman dediğimiz şey inanmaktır aslında. Dolayısıyla cevabımızın Adana olduğunu bulabiliyoruz. İşte bu tarz sorularda imanla mı, inançla mı alakalı, ibadetle mi alakalı, muamelat, bak muamelat kelimesi çıkabilir, sosyal hayatla mı alakalı? İşte mesela miras diyebilir, borç diyebilir, işte evlilik diyebilir, sosyal hayatının hepsine girer. Ahlakla mı alakalı, bunları bizim ayırt edebilmemiz gerekiyor Tonguç'um. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Tonguç'um, son ilahi kitap olduğunu bileceğiz. İslam dininin temel kaynağı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Okunup anlaşılmak için 610 ile 632 yıllar arasında indirildi Peygamber Efendimiz'e, Hazreti Muhammed'e. Yol gösterici bir rehber bizim için. Öyle hani basit bir kitap değil bizim için. Hayatımızın rehberi aslında. İnsanı düşünmeye ve aklını kullanmaya yöneltiyor ki zaten şöyle çok güzel bir ayet var. Allah pisliği akıllarını kullanmayanların üzerine yağdırır diye çok güzel bir ayet var. Yani sen aklını kullanmazsan Allah sana kötülük yağdırır diye geçiyor. Yani sen kötülüklerden uzak durabilmek için aklını kullanman gerekiyor. O yüzden tabii biz ne yapıyoruz? Şu anda dersimizi izliyoruz. Dersimizi izleyince aklımızı kullanmış oluyoruz. Hem dünya hem ahiret mutluluğuna ulaştıracak bilgiler içerir. Mesela demin söylediğim Allah kötülüğü aklını kullanmayan üzerine yağdırır ayeti gelip sınavda bu neyle alakalıdır? Kur'an-ı Kerim'in hangi özelliğiyle alakalıdır diye şıklarda bu gelebilir. Hem dünya hem ahiret mutluluğuna ulaşacak bilgiler de içeriyor aslında Kur'an. İyiye ve güzele sevk ediyor ve kötülüklerden inme ediyor. Mesela As suresinde çok güzel bir ayetimiz vardı. Hakkı ve sabrı tavsiye edenler ve iyi ve inanıp iyi amel işleyenler, iyi işler yapanlar diyor. Mesela bunlara çok güzel bir örnek diyebiliriz. Hazreti Nuh Aleyhisselam'sa sınavda belki çıkar. Bu konu mesela işte müfredata göre sonlarda olduğu için çıkmayabilir. Yani hani müfredata göre çıkmayabilir son konu olduğu için. Ama yine de biz görelim. Bir şey kaybetmeyiz. Hazreti Nuh Aleyhisselam inkarcılara karşı vermiş oldukları mücadelenin ve sabırlarının büyüklüğünden dolayı Kur'an-ı Kerim'de övülen 5 büyük, yani ulul azam peygamberlerden bir tanesi. Aynı zamanda yaklaşık 10 asır boyunca insanları hakikate ve bir olan Allah'a tevhide çağırdı. Hatta şey diyor, 50 yıl eksik olmak üzere 1000 sene yaşadı. Yani 950 yıl yaşamış gibi bir şey. Mesela Ankebut suresi 15. ayette geçiyor. Hiç şüphesiz biz Nuh'u, kavmini onlara acıklı bir azap gelmezden evvel uyarıp, önce yani evvel uyarıp korkut diye kendi kavmine peygamber, kavim demek aslında topluluk demek, kavme peygamber olarak gönderdik. Nuh suresi 71. ayette geçiyor. O da işlerinde 50 yıl eksik olmak üzere 1000 sene yaşadı. Sonunda onlar zulmetmekte devam ederlerken tufan kendilerini yakalayıverdi. Hani puta tapma, ahlaki çöküş ve taşkınlık ve zulüm ve haksızlıkla meşhurdu bunların kavmi. Ve tufan dediğimiz şey, ey yer suyunu tut, suyunu yut ve ey gök sen de tut denildi. Ey yer suyunu yut. Ey gök sen de tut denildi. Ve büyük tufan başladı bu sırada. Tufan dediğimiz sel basıyor her tarafı. Kavmi helak oldu. Böylece biz onu da gemi halkını da kurtardık ve bu alemlere bir ayet kılmış olduk. Ankebut 15. surede.
15. ayet, özür dilerim. Her birinden ikişer ve hayvan ile az sayıda iman eden insan bulunuyor. Nuh'un gemisi denilen bir kavram var. Böyle bir gemi, aslında bu geminin içinde zürafalar vardı, filler vardı. Hani böyle bir resim vardır ya. Aynı onun gibi. Hani Nuh beraberindeki insanları o gemiye koydu ve uzun süreler boyunca bu gemiyi yaptı. Herkes dalga geçti. Sen niye gemi yapıyorsun ki? Manyak mısın? Karanın ortasında gemi olur dediler. Ama tufan bastığı zaman çat diye o gemi oradaki insanların çoğunu kurtardı. Nuh'la beraber olan insanların hepsini kurtardı. Ama diğerleri helak oldu, gitti diyoruz. O zaman ödüllü sorumuzu yapalım. Yorumlara yollayalım. Hadi bakalım.